Suça meyilli çocukta anne babanın rolü nedir hocam? Çocuk üç şeyi örnek alıyor. Anneyi, babayı bir de anne babanın ilişkisini örnek alıyor. Bu üç örnekte kaldığı için çocuk buna göre kişiliği gelişiyor. Burada sevgiyle disiplini dengeli bir şekilde vermek gerekiyor. Yüksek sevgi var ama gevşek disiplin var. Böyle durumlarda çocuk kendini dünyanın merkezinde sanıyor. Herkesin aynı şekilde davranmasını bekliyor. Bazen tam tersi oluyor. Çok katı bir disiplinli oluyor anne baba. Sevgisi de az oluyor. Disiplin çok, sevgi az olursa müthiş bir özgüveni düşük, kendine güveni olmayan korkak bir çocuk oluyor. Sevgi de az olduğu için barışçıl olmayan duygular oluyor. Kötücül duygular oluyor. Gidip kediyi canını yakıyor. Kardeşinin canını yakıyor. Bir şeyleri bozuyor, kırıyor. Hem sevgi az hem disiplin çoksa en kötü çocuk antisosyal. Suça becerikli çocuklar böyle bir eğitim biçiminde yetişiyorlar. Şöyle de oluyor. Disiplin katı, sevgi çok. Çocuk sevgi aldığı için disiplin de çok. Bu sefer çocukta özellik duygusu gelişmiyor. Anneye babaya karşı hem sevgi hem öfke oluyor çocukta. Hem seviyor onu hem de öfke oluyor. Bir suç işliyor, pişman oluyor, gidiyor anneyi 1000 defa öpüyor. Anne ya bu çocuk beni seviyor mu sevmiyor mu anlamadım diyor. Sevgi disiplin paradigmasının iyi kullanılması çocuk eğitiminde çok önemli. Gevşek disiplin olduğu zaman gevşek disiplin sevgi çok. Böyle durumlarda o çocuk %90 uyuşturucu kullanan çocuk oluyor. Kuralsızlığı öğreniyor. Nerede duracağını bilmiyor. Sonunu düşünmeden hareket ediyor. Zevk tuzaklarına düşüyor. Tatmin olmayan bir çocuk ortaya çıkıyor. Çünkü hep kolay elde etmiş çocuklar oluyor. Hem gevşek disiplin var hem de sevgi çok. Yani bu zamanda da en çok rastladığımız örnekler.